Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü 2 Temmuz Perşembe Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar fazla vaktimiz olmadığı için ben bu şekilde yapmak istedim. En azından sizler de hem oranları görmüş olursunuz, en azından sizlere faydası olur diye düşünüyorum. Bu şu anda gördüğünüz oranlar birinci koşuya ait arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz buradan oranlara bakarken ben de size en azından bu ayak için tuttuğum safkanları söyleyeyim. Arkadaşlar burada benim öncelikli olarak ben bu 3 nolu Micro Sand tutuyorum. Hoal Rosal Ortiz'de koşacak olan bu safkan bir Todd Fletcher harasından. Ben bugün biraz daha İbre'nin bu 3 nolu safkandan yöneliyorum. Zaten gördüğünüz gibi oranlar da hemen hemen birbirine yakın. İkinci sırada ama ben en azından bunu tutuyorum. Tabii rakip olarak da ararsanız kardeşi olan binmiş olduğu 1 nolu Blackjack Davey'de bir Posse temsilcisi Irad Ortiz Junior'a yazılması gereken bir diğer isim olur. Ben 3-1 arasında yarış görüyorum. Tabi burada 7 nolu safkan da veriliyor ama ben daha ziyade bu yarışın 3 daha sonra da 1 olarak görüyorum arkadaşlar. Hemen altılı ganyan ayağına geçiş yapalım arkadaşlar. 19.23 bakalım saatleri de iyice karıştırmayalım. 19.23 evet. Altılı ganyanın ilk ayağına geldik hemen çünkü bu programı vereceğim yayına. Burada da gördüğünüz gibi ilk ayakta 5 nolu safkan favori. 2 lira gibi orana sahip. Ondan sonra 6, 2, 3, 1 zaten şu andaki bütün oranlar bu şekilde arkadaşlar. En azından bunu da görürsünüz. Benim burada sizlere önereceğim safkan, gerçi burada 5 nolu safkan favori. Evet bende de arkadaşlar 5 nolu safkan Türkiye'de de favori. Ama ben burada 5 nolu safkandan ziyade şu 6 nolu safkanı biraz daha ön planda tutuyorum arkadaşlar. Bu 6 nolu Wicked Tittle. Ben Joel Rosario ile ben iş şansı bu safkana veriyorum arkadaşlar. 6 nolu Wicked Tittle. Eğer at yazmak isterseniz de sırasıyla bu 5, 1, 3 olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii burada bir ara vermiş olan safkanlar da var. 8 nolu safkanı da yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben de ön planda 6 nolu safkan var arkadaşlar. 6 nolu Wicked Tittle benim buradaki favorim. Daha sonra 5, 1 ve 2 nolu safkanlara yönelebilirsiniz. Tabii burada bir violence temsilcisi olan 3 nolu Rosas'ı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben de dediğim gibi 6 benim favorim. En ciddi rakip olarak 5 çıkıyor. Yani daha da at yazmak isterseniz 1, 2 daha sonra da 3 nolu safkanı değerlendirebilirsiniz. Hemen ikinci ayağa geçelim. Bir satış koşusu var arkadaşlar. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metre kum yarışına baktığınız zaman burada 1 ve 10 nolu safkanlar ekürü ama 10 nolu safkan yarıştan çıkmış. Şu anda AGF'lerde de kim favori? Bakalım hemen 6 nolu Styphon şu anda Türkiye'de AGF'lerde favori. En yakın rakibi 8 gözüküyor. O da %18'lik bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada size tavsiyem şu. Eğer altın saatine kadar değişmezse bu 6 nolu safkan yerine 1 nolu safkanı yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından bunu söyleyeyim ben size. Çünkü neden? En azından bir kazanırsa daha sürprizli olur. Ama 6 gelirse de en azından şey olur. Oradan da kazanmış olsun. Çünkü ekürüsü sonuçta çıktığı için. Bakalım şu 3 nolu, 5 nolu safkanı ganyanı. 5 nolu safkanı gördüğünüz gibi 4 lira, 5 lira arasında bir geziniyor. 9'a da bakalım. 9'a aynı şekilde 6, 6,5 lira. Ama genelde 6 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Benim burada dediğim gibi ben öncelikli olarak kimi burada size önereyim? Dur bakalım arkadaşlar. Ben de çünkü sabahleyin iş yerine baktım ama ben de burada büyük ihtimalle bu 6 nolu Styphon'un kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dylan Davis ile bugünün bence en şanslı ismi. İşte biraz satış koşusu oluşu biraz tedirgin ettiriyor beni ama tabi burada kimler gelebilir? Luis Cardenas'ın bilmiş olduğu bu 1 nolu First Forward. Dediğim gibi bu safkını yazarsanız eğer AGF gelirse iki misli olur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama daha sonra 5 dolu bir Katon kendi kuti var. Sidney kendi temsilcisi. Bu safkanı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Valla bir de bu 8 dolu safkan gözüküyor piyasada. Ama burada zaten 6-8 favori önde çıkıyor. Daha sonra 5-9-1 sıralaması gibi çıkıyor. Ama ben dediğim gibi benim favorim yine aynı şekilde dediğim gibi 6 dolu safkanın ben bugün kazanmasını bekliyorum. Bir Stay Thirsty temsilcisi yani orijinal olarak da iyi. Ben büyük ihtimalle de bu atın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama sadece satış koşusu oluşu işte beni biraz tedirgin ettiriyor. O yüzden de ilave ederseniz de bu 5, 1, bir de 8 nolu safkanı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geldik hemen bir sonraki koşu. Burası da bir satış koşusu. Şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı.
Burada çıkan herhangi bir at yok ama iyi bir safkanların da olduğunda göz önünde alabiliriz. Tabii burada baktığımız zaman da 7 nolu Creed burada AG şeylerde favori çıkıyor. Türkiye'de de şu anda %33 oranında favori. Bir Hunter Colt temsilcisi bayağı iyi. Orada Bayern temsilcisi var, Körn'ün temsilcisi var. Bayağı iyi safkanlar var. Ama ben burada arkadaşlar bir yarış koşup kazanan 2 nolu Life Changer bir Oxbow temsilcisi. Ben bu safkanı bugün biraz İbrenin daha önde olduğunu görüyorum. Bu safkanı en ciddi rakip olarak da ben 3 ve 7 nolu safkanları öneriyorum arkadaşlar. 2 nolu safkan bende bir adım önde. Rakip olarak da 3 ve 7 arkadaşlar. Bakalım burada AGF'lerden evet 3 4,5 lira oranı var. 7 zaten favori. Baktığım zaman bizim 2 nolu safkan zaten ikinci sırada. Benim dediğim gibi arkadaşlar ben 2 büyük ihtimalle kazanabiliyorum. Ama rakip isterseniz de 3 ve 7 tercih edebilirsiniz. Artık bütçenize göre diğer atları da ilave edebilirsiniz tabii ki. Ama ben de 2 nolu safkan bayağı birkaç adım dosu önde. Dördüncü ayakta satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına geldiğimiz anda burada 8 nolu safkan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Oranlar açılırsa hemen sizlere de buradan da aktarmak istediğim safkanlar var tabii ki. Evet, oranların açılmasını bekliyoruz. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bazen böyle takılmalar oluyor maalesef. Kusura bakmayın. Ben de fazla acele acele yetiştirmeye çalışıyorum. En azından sizlere bu faydasının olacağını biliyorum. En azından 6'lıya biraz vakit var ama işte 7'lik biraz oynayanlara biraz vakit kalmıyor. Arkadaşlar zaten bütün genelleme oranlar burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9-10 safkan favori. Kompleksi bakalım doğru mu? Evet, kompleksi Juan Rosario ile favori durumunda gözüküyor. Ama ben burada benim tuttuğum at 3 nolu Spinov olacak arkadaşlar. 3 nolu Spinov. Burada şu anda gördüğünüz gibi 3. sırada. Benim burada Rod Ortiz Junior'la start alacak olan bir Hartsprung temsilcisi olan yine bir Todd Prechter arasında antrenörsünde olan. Gerçi burada Todd Prechter'ın bayağı bir atları var. 2 nolu safkan da aynı şekilde onlarda. Ben burada 3 nolu safkanı favori görüyorum. Rakip olarak da 2'yi öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Daha sonra da bu 9 nolu safkan bugün çok veriliyor. Ama ben 9'u biraz geri planda tutuyorum. O yüzden ben bu aya 3 ve 2 olarak sizlere öneriyorum. Bir at daha yazarsanız da bu 7 nolu Malibu Moon temsilcisi olan Backside of the Moon'u yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Burada bakalım oranlarda 14 liralık bir orana sahip ama ben bugün bu atın da bir sürpriz yapma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 3-2 daha sonra da 7 nolu safkan. Tabii burada 9 nolu safkan da bayağı bir favori. Tabii tercihinizi yapabilirsiniz ama benim bugün favorim 3 numaradan yana 3 nolu Sinifov ve Irat Ortu Junior'la koşacak olan bu safkan. Daha sonra en ciddi rakip olarak 2 nolu Sniper Shot aynı ağırdan arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ekürü değiller ama aynı ağırdan. Yani ikisi de Todd Pletcher arasından bu safkanları yazacaksınız. En ciddi rakip olarak da ben 7 nolu Backside of the Moon 7 nolu safkanı öneriyorum. Daha sonra da eğer çok sürpriz isterseniz de ben bakalım bu 5 nolu safkan sürpriz mi çıkıyor? 5 nolu safkan da 8 lira yurt dışında oranı win win win. Arkadaşlar bunu da ilave edebilirsiniz. En azından bu şekilde. Ben 4 atalar tutuyorum. Ama dediğim gibi favorisini yazmak istiyorsanız artık o sizin tercihiniz olsun. Evet, günün 5. ayağı bir Mount Vernon Stakes koşusu dişilere ait açık bir yarış. 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusunda. Burada 3 ve 5 nolu safkanlar ekür arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bakalım buradaki favorilerimize. Burada gördüğünüz gibi 1 nolu safkan bayağı bir favori çıkmış. Bayağı bir favori. 1 nolu kim? Bu 55. Bir Get Stormy temsilcisi. Çin bir yarış arkadaşlar. Javier Castellano'la gerçekten performans olarak bayağı bu gruptan iyi gözüküyor arkadaşlar. Toto'ya baktığınız zaman son 6 yarışın 4'ünü kazanmış. Bir ikinci dördüncülük yapmış bir orijin. Zaten Get Stormy'ler de Çin'de bayağı etkili safkanlar. Ben de bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bana göre de kazanır. 1 nolu 55 benim banko olarak size önerdiğim safkan arkadaşlar. Ama diğer atları yazarsanız artık tercih sizin. Ama 1 numaralı safkan biraz zor geçilecek gibi görüntüsü var.
Gerçi Ekürler biraz ciddi rakip gibi gözüküyor ama ben bir Nils Safkan'ın pek etkilenici sanmıyorum. Üzerine de zaten Javier Castellano gibi yılların usta jokeyi de var. O yüzden ben banka olarak bir nolu 5D5'i tutuyorum arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir maiden satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim kursunda. Burada 8 ve 9 10 safkanlarda yarıştan çıkmış arkadaşlar. Evet, zor bir ayak çünkü 3 ve yukarı oluşu yarışı biraz zorlaştırabiliyor. Ben de bakalım burada bizim kimler mesela şu oranları da tam olarak bir görün arkadaşlar. Evet. Şuraya kadar bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 2 nolu safkan favori çıkmış. Türkiye'de şu anda cross trafik temsilcisi 2 nolu safkan ikinci at çıkıyor. Benim burada önereceğim safkan yine 2 nolu Hervaze'yi. Ben de cross trafik temsilcisi Oval Rosario ile en azından bu safkanı ilk şans vermek istiyorum. Daha sonra bakalım arkadaşlar bir 6 nolu Amerikan temsilcisi olan Kane Undo The Beast. Bu 6 nolu safkan şu anda ne konumda? Evet, şu anda 3. sırada. Bu safkanı muhakkak yazalım arkadaşlar. Daha sonra burada ben ilk kez koşacak olan safkanlardan baktığım zaman da pek fazla ilk kez koşan safkanlar da yok. Ama Jose Ortiz'in bindiği atla çıkmış. Bir Luis Saez'in binmiş olduğu bir safkan var arkadaşlar. En azından 12 nolu safkan tercih edebilirsiniz. Mizzen DeMarc, bir Mizzen Mas temsilcisi. Bu safkan da Luis Saez'de bence yine etkili bir yarış koşabilir. Daha sonra burada bir 7 nolu Perles var. Bir Congress Cat temsilcisi. Bu Dalian Davis'in binmiş olduğu bu safkan arkadaşlar 7 nolu safkan. Bakalım burada ne durumda? 7 nolu Perles. Evet, şu anda 25 liralık bir orana sahip. Valla 25 liralık oransa iyi yani. Safkan bir yarış koşmuş. 9'unculuk elde etmiş. Arkadaşlar buraya biraz yüklenirseniz bence rahat edersiniz. Burası her türlü sonuca açık. Bir de şurada 3 nolu bir Gens var. Genzi. Bir Tonalist temsilcisi. Benjamin Hernandez'i start alacak. Ama bu safkanda bana göre sürpriz yapabilir. Bayağı sürpriz gözüküyor şu an Türkiye'de. Yurt dışında da şu anda 28 liralık bir orana sahip. Arkadaşlar bunları tercih edebilirsiniz. Buraya dediğim gibi biraz kalabalık tutmanızda fayda var. Ama öncelikli olarak dediğim safkanları yazarsanız ondan sonra tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Yarınki yerli yarışlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.